Prime Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün 4 Ocak Çarşamba. Ben Serdar Pazı. Dün itibariyle Amerika ve İngiltere piyasaları işlem görmeye başladı. Türkiye'nin kredi temel risk primi biliyorsunuz Londra'da fiyatlanıyor. 506 seviyesine doğru sınırlı bir geri çekilme gerçekleştirdi. Genel olarak Amerika piyasasında teknoloji hisseleri yani Nasdaq'ın ağırlıkta olduğu bir satış baskısı vardı. Ama %1'in altında satışların kaldığını söyleyebiliriz. Sabah itibariyle bakıldığında da Çin ve Japonya'da Çin biraz daha pozitif, Japonya'da biraz daha negatif bir ayrışma söz konusu olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle bu gayrimenkul bir ara gündemi çok meşgul eden Evergrande gibi şirketlere bir kurtarma söz konusu olur mu olmaz mı o yönde tartışmaların piyasaları hareketlendirdiğini görüyoruz. Özellikle Citigroup'un da dikkat çektiği Çin'in açılma durumu emtia tarafında bir toparlanma, özellikle sanayide kullanılan baz metallerde çelik başta olmak üzere bir toparlanma getirebilir görüşü hakim Uzak Doğu'dan sabah itibariyle aldığımız nosyon bu. Avrupa tarafında dün de pozitif bir seyir hakimdi. Yani ilk iki gün itibariyle piyasalara bakıldığında Avrupa'nın Amerika'ya görece daha iyi performans sergilediğini, özellikle geçtiğimiz sene bankacılık tarafında bir satış baskısının büyük ölçüde geri alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Credit Suisse iyi performans gösterenlerde ön sırada yer alıyor Avrupa'da. Dolayısıyla Avrupa ile Amerika arasında bu yakalama performansı hareketi devam edebilir mi? Bunu izliyor olacağız. Çünkü geçtiğimiz sene hatırlanacak olursa Amerika Avrupa'ya göre çok daha iyi bir performans sergilemişti. Bunun bir kısmını Avrupa yılın ilk çeyreğinde geri almaya çalışabilir gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'a geldiğimizde dün 5700 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdıktan sonra günü hafif ekside tamamladık. Bakıldığında nispeten daha geride kalmış, daha büyük şirketlerin iyi performans sergilediğini gördük. Bunlara başta Turkcell örnek olarak verilebilir. Aselsan, Kardemir iyi performanslar sergilediler. Gün içi gökleri seviyelerden kısmen kapanışa doğru geri gelseler de önemli performansları imza attılar. Keza Şişecam bunların arasında sayılabilir. Yani BIST 30 içerisindeki şirketlerin BIST 100'e göre, BIST 100'ün de genel olarak BIST TÜM'e göre daha iyi performans sergilediğini, yan tahtalar olarak tabir ettiğimiz hisselerde daha belirgin kar realizasyonları geldiğini söylemek mümkün. İşlem hacmi de 140 milyar TL'nin üzerindeydi. Tabii gün içi böyle bir salınım, önce yeni rekor, daha sonra eksiye gelmesi ve orada kapatmasıyla oldukça yüksek bir işlem hacmi oldu. Dolayısıyla hani düşüşün devamı halinde bu işlem hacminin artıyor olması da bir negatif sinyal olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bugün açılış ve gidişat önemli olacak Borsa İstanbul'da. Kur tarafında 18.70'lerin üzerinde bir denge var. Euro dolar tarafında 1.05'lere doğru geri çekilme sürüyor. Değerli metallerde genel olarak yukarı yönde hareket sürüyor ama altın 1850'yi aşamadı. Gümüşte de 25 dolar ons kritik direnç olarak dilendirilebilir. Gram altın tarafında 1100 seviyesinin üzerindeyiz. Bu gram altın yatırımcıları adına gecikmeli de olsa sevindirici bir haber. Tabii enflasyon verisi sonrasında içeride bakıldığında gözler büyük ölçüde bugün özel okullara yapılacak olan zam oranının bakanlık tarafından açıklanacak olmasında ve saat 10'da gelecek olan konut projesine ilişkin kredi faizi ve vadesi ne olacak onu takip ediyor olacağız. Şimdilik Sıra Yatırım'dan bizden bu kadar. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi seanslar diliyoruz.